Bülent Orakoğlu Türkiye darbeye de darbecilere de geçit vermez. 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün ikinci bir darbe veya kalkışma girişiminde bulunup bulunmayacağı zaman zaman iç kamuoyunun ve dolayısıyla medyanın cevap aradığı en önemli soru olmuştu. Devletin en üst yetkilileri dahi bu konuda açıklamalarda bulunmuşlardı. Örneğin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 yılı Haziran ayında canlı yayında FETÖ'nün yeni bir suikast ve yeni bir darbe girişimi planı olduğunu açıklamıştı. Bakan Soylu, FETÖ sübliminal mesajlarla darbe çağrısı yapmaya devam ediyor. Ülke içinde tehdit oluşturabilecek FETÖ üyeleri var demişti. Şüphesiz FETÖ ve darbeleri arka planda kotaran azmettirici küresel güçler NATO ve ABD 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbelerinin başarısızlıkla sonuçlanması neticesinde oluşan yeni kapı ruhu karşısında açık bir şaşkınlık ve şok yaşamışlardı. John Biden'ın 15 Temmuz darbesinden aylar sonra Türkiye'ye gelebilmesi ve yeni kapı ruhu oluşumuyla ilgili açıklamalarında Türk milletinin ferasetinden övgüyle söz etmesi de kanaatime göre NATO ve Amerika'nın yeni darbe planlarının ertelenmesinde önemli bir rol oynamıştı. Halen de oynamaya da devam ediyor terörist başı Gülen ve tayfasının bilhassa 15 Temmuz kalkışması sonrasında FETÖ operasyonlarıyla gözaltına alınan cezaevlerindeki on binlerce örgüt elemanı başta olmak üzere kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere de moral desteği sağlamak ve militanların itirafçı olmaması adına uydurma rüyalar ve müjdelerle asılsız darbe tarihleri vererek cezaevlerinden tahliye olacaksınız, sizi kurtaracağız, çözülmeyin şeklinde mesajlarla kendi militanlarının planlarını aldatarak oyalama stratejisine alet olunmaması Fetöle mücadelede önemli bir duruma işaret ediyor. Bu şekilde terörist başı Gülen'in verdiği darbe mesajlarının gerçek çıkmaması terör örgütünde kırılmalara ve terörist başına karşı bir güvensizlik oluşmasına neden olmaya başlamıştı. Örneğin terörist elebaşı Gülen'in 2017 yılı Haziran ayının 15'inde darbe olacak mesajı medyada tartışılmasına rağmen örgüt elemanlarının umutlarını yitiren ters bir algı operasyonuna dönüşmüştü. Günümüz konjonktüründe bu kez de Türkiye'nin gündeminde darbe olacak söylemleri ete kemiğe bürünmüş olarak karşımıza çıktı. Bu kez darbe olacak mı sorusundan ziyade neredeyse bu konuyu ele alan birçok yazar veya analist darbe konusunda devlet yetkililerine ve kamuoyuna tedbirli ve uyanık olma çağrısı yapıyor. Zira bu kez Türkiye içinden ve dışından bu konuda yarı resmi sayılabilecek ciddi uyarılar söz konusu. Pentagon'un finanse ettiği CIA'in yan kuruluşu olarak bilinen Rand Corporation, ABD ve Türkiye stratejik ilişkileri başlıklı पर्दा Türkiye'de yaşayabilir bir muhalefet lideri ya da koalisyonun ortaya çıkması durumunda Erdoğan ve AKP 2023'te iktidardan söküp atılabilir tespitiyle TSK'daki üst düzey komutanların ve son dönemde TSK'daki tasfiyeden rahatsız olan orta kademe subayların darbe yapabileceği belirtiliyor. Bu hadsiz rapor belli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evangelist Siyonist işbirliğiyle hazırlanmış Filistin'i ilhak projesine sert ifade ifadelerle karşı çıkmasına, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya ile yaptığı anlaşmalarla ağırlığını koymasına açık bir cevap niteliğinde sanki. Bu kadar haddini aşan hem de ABD resmi makamları tarafından finanse edilen Türkiye'de darbe şartları yaratma anlamındaki bir rapor ancak ABD ve İsrail gibi haydut devletlere yakışır tıpkı 28 Şubat'ı 15 Temmuz'u tezgahladıkları gibi yeni bir darbenin ayak sesleri mi bu hazırlıklar? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2019 yılı son ayında kamuoyuna yaptığı açıklamalarda FETÖ'nün son darbe girişiminde nispeten çok az üyesinin kullandığı Baylok Bank Asya hesapları bulunmayan diğer örgüt mensuplarının ikinci bir darbe girişiminde ya da örgütsel bir faaliyette kullanılmak üzere hazır olarak bekletildikleri yönündeki ikazı da önemli sanırım. FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin neredeyse tamamının yurt dışında firarda olması, bu firari teröristlerin NATO, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından korunup kullanarak Türkiye'de yeni suikastlere semin hazırlanması suretiyle ülkemizin yeni bir darbe sürecine sokulmasına yönelik plan ve projelerin bana göre başarı şansı çok zayıf. Zira 15 Temmuz'da vatanı böldürmeyi sloganlarıyla darbeci FETÖ'cülerin karşısında dik durmuş bir millet, ve iktidar var. Bu millet asla yeni bir işgal veya darbeciler karşısında asla pes etmez. Türkiye bu saatten sonra darbeye de darbecilere de geçit vermez. Yeni bir darbe girişimi söylentilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz kapıdan dışarı çıkalım mı, çıkmayalım mı?" demez. Elinde neyi var, neyi yok, herkes meydanlara dökülür." açıklaması devlet-millet işbirliğinin ülkemizin bekası için ne kadar önemli olduğunu göstermiyor mu?